İnsanlar böyle fotoğraflardan korkabilir. Bazılarımız köpekten, bazılarımız haşerattan, bazılarımız ise sevdiklerimizi kaybetmekten korkarız. Ancak dünyanın en çok neden korktuğunu araştıran Ipsos Mori şirketi %63.4 ile ilk sırayı terörün aldığını açıkladı. Evet, dünya terörden korkuyor. Sözlük anlamı yıldırma, cana kıyma, malı yakıp yıkma, korkutma ve tedhiş olan bir kavramdan bahsediyoruz. Peki terör ve o sayede oluşturulan korku kimin işine yarıyor? Biz bu çok nette modern teröre ve onun hedeflediklerine odaklanacak olsak da bir şeyleri daha anlaşılır kılmak için terör tarihinde kısa bir yolculuğa çıkmak istiyoruz. İlk durağımız da yıl 6. Evet, milattan sonra 6. Dönemin Yahudi ülkesi Judea'nın Roma'ya bağlı bir eyalete dönüştürülmesi sonucu başlayan isyan hareketleri tarihin bilinen ilk terör faaliyeti olarak kayıtlara geçti. 6'dan 2021'e kadar olan süreçte binlerce farklı terör unsuru örgütlendi, güçlendi ve hep çok daha meşru güçlerin yönlendirmeleriyle dünyanın farklı noktalarında çözümsüz problemler oluşturdu. Mesela Hasan Sabbah, 11. yüzyılın başlarından itibaren Büyük Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün de aralarında bulunduğu yüzlerce ismi öldürdü ve gerçek bir korku imparatorluğu inşa etti. Hasan Sabbah'ın terör yöntemleri yüzyıllar boyunca birçok örgüt için uyulması gereken bir yol haritası gibiydi. Şimdi günümüze dönelim ve yine basit bir soruyla devam edelim. Teröre maruz kalan ülkeler neleri nasıl kaybediyor? Terör faaliyetleri, hatta söylentisi bile bir ülkenin turizm potansiyelini düşürmek için yeterli. Büyüyen güvenlik bütçeleri, yakılıp yıkılanlar için harcananlar, sağlık kalemleri, elden kaçan zaman ve yitip giden kocaman bir çaba. Bunlar bir şekilde telafi edilebilir, ancak telafi edilmesi mümkün olmayan şeyler de var. İsmi, yaklaşımı, metotları ve hatta amaçları değişse de yüzlerce farklı terör örgütü insan öldürmeye devam ediyor. Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü'nün raporu 2019'da dünya genelinde tam 21.958 kişinin terör nedeniyle hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu ölümlerin %80'i ise yalnızca 5 ülkede gerçekleşti. Irak, Suriye, Nijerya, Afganistan ve Pakistan. Yani evet, terör artık bölge, hatta ülkede seçiyor. Terör oluşturan ülkelerin kullandıkları silah ve parayı elde etme yöntemleri de fazlasıyla sorunlu. İnsan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve hatta kiralık katillik. Terör örgütleri herhangi bir sınırlama olmaksızın para için her şeyi yapıyor. Tabii onların en büyük gelir kaynağı ise legal düzlemde olduğunu iddia etmekten geri durmayan dünya devi ülkeler. Hillary Clinton created ISIS with Obama. 1994 ve 2020 arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütlerini desteklediği iddiasıyla Birleşmiş Milletler'e yapılan başvuru sayısı tam 2679. Bu başvuruların büyük bölümü ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu faaliyetleri üzerinden dosyalaştırıldı. Verilerin de apaçık ortaya koyduğu üzere terör örgütleri bir ülke tarafından desteklendiğinde etki alanı ve gücü kontrol edilemez biçimde artmış oluyor. Şimdi ışığı bambaşka bir noktaya tutalım. Terör, İslamofobi içinde oldukça kullanışlı bir kaynak. We are also taking strong measures to protect our nation from radical Islamic terrorism. Son 20 yıldır İslami terör olarak adlandırılan çok sayıda faaliyet üzerinden Müslümanlara bilinçli ve kolektif bir ırkçılık uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve dışlama fiziki saldırı boyutuna da taşındı. 11 Eylül için ise bu planlı süreçlerin başlangıcı diyebiliriz. Either you are with us or you are with the terrorists. New York'taki ikiz kulelere yapılan saldırı sonrası yalnızca Müslüman kimliği üzerinden yargılandığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapanların sayısı tam %800 arttı. Yani birçok ülke terörizm ve İslam'ı aynı kefeye koymak ve bunu sistematik bir hale getirmek konusunda fazlasıyla kararlı. Özellikle Macron üzerinden daha rahat okuyabileceğimiz İslamofobi 21. yüzyılın resmi ideolojisine dönüştü bile. Avrupa ülkelerinin büyük bölümü yurt içi ve yurt dışı politikalarını İslamofobi üzerinden çeşitlendirmeye başlamış durumda. Şimdi sakinleşip dünyaya biraz daha uzaktan bakalım. Her terör faaliyeti anlık sonuçlardan çok daha fazlasını hedefliyor. Kimyasal ya da biyolojik silahlardan, hatta atom bombasından daha tesirli bir yöntemle ülkelerin her şeyi, evet her şeyi alt üst edilmek isteniyor.
Adendum'dan bir sözle bitirelim. Gerçek teröristler karanlıklarda buluşmaz. Onlar 5000 dolarlık takım elbiseler giyer ve iş hayatının en yüksek pozisyonlarına çalışır.